Merhaba değerli kardeşlerim. Herkese hayırlı günler, hayırlı sabahlar. Birkaç gündür sizlerle ilgilenemiyorum maalesef. Dün kınamız vardı. Pazar günü de düğünümüz olacak Allah'ın izniyle. Bu süreçte birçok kardeşlerimizin sorusuna cevap veremedik arkadaşlar. Hani bizim de kendimize göre kendi işlerimiz olduğu için olur olmaz böyle aksaklıklar meydana gelebiliyor. Başlığımız Jandarma Genel Komutanlığı'nın 12 Eylül'de gerçekleştirmiş olduğu 2023 yılına ait 7,5 bin uzman erbaşı alımı gerçekleştirmişti. Bu süreçte asayiş ve komando bölümüne başvuru yapmak isteyen kardeşlerimiz 2020 ve 2021 KPSS puanıyla başvuru yapabileceklerdi. Lojistik bölümüne ait başvurusunu gerçekleştirmek isteyen adaylarımız da zanaatkar olarak Jandarma Genel Komutanlığı'nın seçmiş olduğu meslek dallarına ait Milli Eğitim Bakanlığı onaylı belgeleri varsa bu kardeşlerimizin ve orta öğretim mezunuysa KPSS puanı aranmaksızın başvurusunu gerçekleştirebiliyordu. 12 Eylül'de alımlar başlamıştı ve belirlenmiş tarihler arasında başladı, bitti ve ondan sonra arkadaşlar 4 Ekim Jandarma Genel Komutanlığı yapmış olduğu 7,5 bin uzman erbaş ön başvuru sonuçlarını açıklamış oldu. Binlerce kardeşlerimiz sevindi. Bizler de sevinçlerine ortak olduk. Sevinçlerinin en büyük sebebi ise bizlere sormuş oldukları soruların cevabını bizler doğruladık. Şöyle olacak, böyle olacak dedik. KPSS puanı geçen seneye göre daha az bir puanla karşınıza çıkacak. Çünkü 2021 yılında 150 bine yakın başvuru olmuştu. Bu sene aldığımız kesin bilgilerle başvuru rakamı da geçen seneye göre %50 olarak daha az bir boyutta sürmüştü. Buna istinaden bizler de KPSS puanının %95 ihtimalle geçen senenin puanından daha az bir sonuçla karşınıza çıkacağını dile getirmiştik değerli dostlar. Dediğimiz gibi çıkmış oldu. Bizleri takip eden dostlarımız zaten şu anda kelimelerimizi ve doğruluğumuzu da onaylamış olmuş oldu. Şimdi sizlerden artık istenilen bazı aşamalar oldu arkadaşlar. Ön başvuru sonucundan sonra sınav ücretini yatırmanız gerekiyor arkadaşlar. 5 Ekim ile 16 Ekim arası değerli kardeşlerim, Halk Bankası üzerinden yatırmanız gerekiyor ücreti ve makbuzu da yanınızda götürün arkadaşlar. Sıcak temaslı odaya da koymayın, yazısı silinmesin. Ne olur ne olmaz. Ödemeleri nasıl yapacaksınız arkadaşlar? Halk Bankası ATM'leri üzerinden yapmış olacaksınız. Mobil uygulama üzerinden işlem gerçekleştirilmiyor arkadaşlar. Bunu bir kez tekrarlayalım, bir daha söyleyelim. Mobil uygulama üzerinden ödemeler, işlemler gerçekleştirilmiyor. ATM tarafından değerli dostlar, ATM'ye gittiğiniz zaman fatura ve ödemeler var arkadaşlar. Fatura ve ödemeler var. Fatura ve kurum ödemeleri. Fatura ve kurum ödemeleri. Tıkladıktan sonra orada diğer ödemeler var arkadaşlar. Diğer ödemeler var. Diğer ödemelere tıkladığınız zaman karşınızda jandarma sahil güvenlik olarak gözüken bir kısım yoksa hemen sağ alt köşede diğer sayfa var. Diğer sayfaya tıkladıktan sonra karşınıza jandarma sahil güvenlik çıkacak. TC'nizi, numaranızı girdikten sonra istenilen ücreti yatırıp dekontunuzu yani makbuzunuzu almış olacaksınız. Bu kapsamda 12 Eylül'den 4 Ekim arası 20 ile 25 gün bir süre gerçekleşmiş oldu arkadaşlar. Ve sizlerden istenilen tarihler arasında 5 Ekim ile 16 Ekim arası ön başvurusu onaylanmış olan olumlu olarak çağrılacak adaylar makbuzunu hazırlaması gereken evrakların içerisine koyması lazım. 10 günlük süreniz vardı. Bugün itibariyle arkadaşlar ayın 8'i olduğu için artık 8 günlük süreniz var. Sizler de hesaba yatırın, ATM olarak, mobil uygulama olarak yatırmayın arkadaşlar. Mülakat tarihleri, sözlü mülakat, spor mülakatları, ön sağlık aşamaları, bu süreçler nasıl gerçekleşecek arkadaşlar? Sizlere şimdilik onu anlatıyorum. Arkadaşlar, mülakatlarınız Kasım ayıyla Aralık ayı arasında başlayacaktır. Şimdi birinci gün adayımız spor mülakatı ve ön sağlık muayenesine girmiş olacak. Öncelikle ön sağlık muayenesine girecek. Adayın boyu, kilosu, vücudun dış yüzeyinde oluşan kesik, bıçak izi, jilet izi, faça, dövme,
eşkal belirleyici nitelikte renk körlüğü var mı? Omuzlarında düşüklük, çöküklük, kaburgalık, bununla ilgili birçok kişinin vücut düzeyindeki dış yüzeyinde oluşan herhangi bir sıkıntı var mı yok mu? Onun sonucuna bakacaklar. Ön sağlık aşamasından geçen adayımız ikinci aşamasını spor mülakatı olarak yerine geçecek. Spor mülakatından iyi bir puan elde eden adayımız ikinci günde sözlü mülakatına davet edilecek. Bu kapsamda adayımız mülakatlarda kendini iyi bir performans olarak sergilerse sözlü mülakatta alacağı puanla asil olma kazanma ihtimali daha yüksek olacak arkadaşlar. Yani bir adayın işi Ankara'da bir gün sürmeyecek arkadaşlar. Bugün yola çıksanız birinci gün etti mi? İkinci gün ön sağlık ve spor mülakatını gerçekleştireceksiniz. Oldu mu iki gün? Akşam olacak yatacaksınız. Üçüncü günde arkadaşlar sözlü mülakatına gideceksiniz. Üçüncü günde akşam yola çıkacaksınız. Yani sizin Ankara'da işiniz 3 gün arkadaşlar. Ön sağlık, spor mülakatı, ertesi gün sözlü mülakat. Kasım'la Aralık aylarında arkadaşlar mülakatlarınız başlayacak. Bu ayın sonuna doğru mesaj gelme ihtimali de yüksek ama en sağlıklısı Kasım'la Aralık ayında olmuş olacak arkadaşlar. Sizlere bunu anlatmak istedim. Beni dinleyen tüm kardeşlerime çok teşekkür ederim. WhatsApp grubumuza gelmek isteyen kardeşlerimiz de varsa yorum kısmına katılmanız gereken linki koydum arkadaşlar. Halk olarak katılın. Gelin aramızda görüntülü konuşuruz, sesli konuşuruz. Sizler için de iyi olmuş olur. Videomu beğenmeyi unutmayın kardeşlerim. Hoşça kalın.